Bütçe görüşmelerinin son gününe geldik. Yarınki kapanış öncesi son konuşmaları yapıyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nda 21 gün ve Genel Kurul'da 11 gün aralıksız müzakere edilen bir bütçeyi izledik. Cumhuriyet ve parlamento tarihinin şüphesiz en unutulmayacak bütçelerinden bir tanesini yapıyoruz. Unutulmayacak olması aktarılan kaynaktan, büyüklüklerden, yarattığı umuttan ve beklentiden değil. Bütçenin görüşüldüğü dönem ülkede ve ekonomide yaşananlardan kaynaklanıyor. İlk kez bir bütçeyi hazırlayan, hatta gelip plan bütçe komisyonuna sunan bakan genel kurulda yok. Hatta o artık bakan değil. Bu bakandan önceki bakan temelsiz, sebepsiz, şuursuz, Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığını bildiği bir iktirasa ve bir dolu talimata itiraz etti diye, direndi diye hepimizin gözü önünde görevden alındı. Bir grup toplantısında fiilen o iki elini kavuşturmuşken ve onun dışındaki herkes avuçları patlarcasına alkışlarken görevden alındı. Yerine bir başka bakan geldi. Yeni bakanı meclisten tanıyoruz. Şahsiyetine, kişiliğine söyleyecek bir sözümüz yok. Ancak ekonominin başına hiç ekonomi eğitimi olmayan bir bakan atandı. Atandığı günden bugüne ekonomiyle ilgili söylediği tek doğru söz piyasalar görev isterdi. Piyasalar güven isterdi. Bu doğru ama kendisinin bu göreve atanmış olması dahi bu güveni zedelemeye yetti arttı. Ekonomi eğitimi yok. 3 dönem milletvekilliği yaptı. Milletvekillerinin bakan olabildiği bir dönemde ekonomi bakanlığı için tercih edilmedi. Plan Bütçe Komisyonu'na başkan seçti Adalet ve Kalkınma Partisi. Onun görev yaptığı dönemde 5 tane ekonomi eğitiminin güçlü olduğu kişilerin görevlendirdiği o komisyonun başkanlığına da getirilmedi. O komisyon 40 kişiydi. 25 AK Parti milletvekili tercih edildi. O komisyona tercih edilmedi. Bir değil, onun görev yaptığı dönemde 4 kez 25'er ekonomiden anlayan milletvekili görevlendirildi ama o plan bütçe komisyonunda değildi. Kendisi sanayi komisyonunda görevlendirildi, o komisyonda görev yaptı. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinde, ekonominin başında, geminin dümeninde, kaptan ama kaptanlık belgesi yok. Kaptan ama kaptanlık eğitimi yok. Kaptan ama kaptanlık tecrübesi yok. İçinde 84 milyonun olduğu bir gemide, kaptan köşkünde ve bir adet olduğu üzere bu bütçede buraya çıkan AK Parti milletvekilleri çok sayıda sure ve anlamını okudu. Haklısınız. Bildiğiniz tüm sureleri ve tüm duaları okumakta haklısınız. Çünkü geminin kaptanının kaptanlık belgesi yok. Cumhuriyet tarihinin en trajik bütçesiyle karşı karşıyayız. Bütçeler yapıldıktan sonra öngörülemeyen krizlerden dolayı bazen ek bütçeler talep edilebilir. Çok zaman oldu. Hep Ekim ya da Kasım ayınlarında yapıldı. Bir kez 2001 krizinde Haziran ayındaydı. Ama daha bu bütçe görüşülürken, daha kabul edilmeden Reuters Haber Ajansı'na, saraydan, hazineden, bürokrasiden birileri bir ek bütçe hazırlığı olduğu haberini sızdırdı. Bundan daha acemice bir adım, bundan daha kötü bir ekonomi yönetimi, bundan daha güvensizlik yaratıcı bir paylaşım düşünülemez. Ve bir itiraf, durumun 2001 krizinden bile kötü olduğunu, hazırlanan bütçenin önümüzdeki yılı şimdiden karşılayamayacağının bir açık itirafı. Bu bütçenin geri çekilmesini muhalefetten konuya hakim çok sayıda milletvekili ısrarla söylediler. Çünkü bu bütçe yapılırken öngörülen hiçbir büyüklük gerçekleşmedi. Örneğin bu bütçe yapılırken dolar kurunu 2021 için 8.30, 2022 için 9.27 olarak öngörmüştünüz. Bugün itibariyle 16 liranın üzerinde seyredip altına giden bir dolar kuru var. Defalarca revize ettiğiniz enflasyon rakamını en son 16.2 olacak dediniz. Geçen ay 21.3,
çıkış trendi sürüyor. Gerçek enflasyonun 50'de olduğunu bilim insanları söylüyor ve TÜİK'in de artık mızrağı çuvala saklayamadığının ve bu rakamların 50'ye doğru ilerleyeceğine ilgili kimsenin bir şüphesi yok. Kur tahmininiz, öngörünüz tutmadı. Enflasyon öngörünüz tutmadı. İşsizlik öngörünüz tutmadı. Orta vadeli programın tarumar olduğu bir noktada kısa vadeli günü kurtarmaya yönelik yalanlarla, algı operasyonlarıyla piyasayı yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir süreçteyiz ki dünyadaki bütün ekonomistler, faizin kötü yönetimin sonucu olduğunu söylüyor. Ancak bir ekonomist bir hipotezi, bir önerme bile olamayacak bir safsatayı, yani faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğunu söylüyor. Ancak partisindeki etkisinden, anayasadaki sınırsız yetkisinden aldığı güçle bu önerme doktrin gibi vaaz ediliyor. Buna direnenler görevden affediliyor. Bunu kabul eden ve bunu tekrar edenler eğitimine, tecrübesine bakılmaksızın ekonomi bakanı olarak teltif ediliyor. Memleket distopik bir romana döndü. Ve toplumun psikolojisine yön vermek için, piyasalara değil ama psikolojiye yön vermek için önce Çin modeli diye bir cinlik ortaya atılıyor. Daha sonra bunun yerli bir model olduğuna ilişkin söylemler evriltiliyor. Nasrettin Hoca eşekten düşer, çocuklar gülmeye başlayınca üstünü temizlerken aslında düşmediğini, düşmese de ineceğini söyler. Sevimli bir cinliktir, gülünür. 2019-20 yıllarında kötü yönetim sonucu yükselen faizlerin talimatla düşürülmesi, bu sebepten fırlayan doların çeşitli kademelerden ama en son 6.80 düzeyinde tutulabilmesi için tam 128 milyar doları cayır cayır yaktılar. Dedelerimizin, ninelerimizin, anamızın, babamızın alın teri, göz nuru olan, hepimizin geleceğinin garantisi olması gereken 128 milyar dolarlık rezervimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve talimatlarıyla damadı Albayrak tarafından satıldı. Şu anda rezervimiz eksi 50 milyar dolar net rezervimiz. Brüt rezerv 122 milyar lira. Buna dünya kadar yükümlülüğümüz, borcumuz ve tamamı dahil ama bir algı yönetimiyle sanki kayıp 128 milyar brütmüş gibi vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleniyor ve aynı ilaç sürdürülüyor. Geçen sene bugün, tam bugün dolar 7.83'tü. Şu anda 15.6. Yani tam iki katına çıktı. Dün gün içinde 16 sınırının da üzerindeydi. Ve bu şartlar altında ne uydurduğunuz fiktif düşman dış güçlerle mücadele etmek mümkündür, ne piyasalara müdahale etmek mümkündür. Çünkü bizim piyasalardaki aktörümüz Merkez Bankamızdır. O bizim boksörümüzdür. Eğer onu rahat bırakırsanız çabalar ve mücadele eder, ayakta kalmaya çalışır. Ama siz onun beline bir kuşak taktıysanız, işinize geldiğinde kendinize çekiyorsanız, işinize geldiğinde itiyorsanız, o boksörden o ringde bir performans beklemeyin. Boksörün iki eli var. Bu ellerden bir tanesi döviz rezervi. Onu arkaya kıvırdınız. Öbür eli faiz enstrümanı, onu da bugünkü açıklamayla görüyoruz ki kullanamayacak hale geldiniz. Ve bu şartlar altında o boksör ringde çaresiz ve hepimiz dayak yiyoruz. Ekonomiden sorumlu bakan satacak dolar rezervimiz olmadığı için iş insanlarına yüzer milyon dolar satarsanız bu iş düzelir diyecek noktada. Aslında diyor ki kendimize ait bir rezervimiz yok. Elin parasıyla müdahale bu kadar oluyor. Sizin dolarlarla piyasaya müdahale edelim. Aslında bizim ehliyetsiz kaptan dövizi sakinleştireceğim derken gelen dalganın ne kadar büyük, ne kadar kendisinin bu konuda çaresiz ve acemi olduğunu öylesine yalın bir dille anlatıyor ki çıkarken çok olumlu bir toplantıdan çıktığını söylüyor. İş insanları yüzüne bir şey diyemiyor. Toplantıdan sonra piyasanın açıldığı ilk dakikalarda herkes dövize hücum ediyor. Yani iş dünyası, yani ekonomiden anlayan herkes bu yönetimle olmaz, bu anlayışla olmaz, bu bakanla olmaz, bu kuru inatla olmaz diyerek bakana, ekonomi yönetimine güvensizlik oyunu o toplantıda veriyor. Yüzüne söyleyemediklerini verdikleri talimatlarla yapıyorlar.
Nasrettin Hoca düşmesem inecektim deyince gürülür. Ama ekonomi yönetimi bunu yapınca hepimizi süründürür. Çünkü karşınızda küçük çocuklar yok. Eğitimiyle, birikimiyle, tecrübesiyle piyasaları takip eden herkes, dostumuz, düşmanımız, herkes bunların doğru olmadığını ve bir felakete sürüklendiğimizi biliyor. İnanın Sayın Bakan, Nasrettin Hoca'ya gülen çocuklar bile sizin bu sözlerinizden sonra sizin karşınıza geçip "Bakan amca, bakan amca, neden Merkez Bankası doların, madem doların yükselmesi planlıydı da Merkez Bankası neden dolar satarak doları düşünmeye çalışıyor?" diye sorabilir. Ya da "Bakan amca, bakan amca, madem dolar artacak, dolayısıyla ihracat geliri artacak, cari açık düşecek ve iş adamları bu sayede yaptıkları, getirdikleri dövizle cari açığı kapatıp enflasyonu düşüreceklerdi. İş adamlarına biraz da dövizsiz satın da döviz düşsün niye diyorsunuz?" diye sorar ve buna verecek hiçbir cevabınızın olmadığını hepimiz biliyoruz. Kimimiz iş insanlarına toplantıda kesinlikle piyasalara kuralların dışında müdahaleler yapılmayacak dediğinizi, buradan bir güven sağlamaya çalıştığınızı duyduk. Ama bundan tam 3 iş günü sonra bankalara Türk lirasını dövize çeviren hesapları dikkatle takip ediyoruz. Krediyi dövize çeviren Numan Kurtulmuş'un hain damgasını vurduğu ithalatçıyı Ankara'dan izliyoruz tehdit mektubunu yollayınca o gün verdiğiniz güvenin de bir anlamı kalmıyor. Ve bir Çin hikayesi. Öyle bir hikaye ki günlerce belli hesaplardan, belli kalemlerden Çin başardı, aynı yöntemle başarırız. Bir bakıyorsunuz dediğiniz Çin 25 yıldır, son 25 yıllık Çin ise Çin'de son 25 yıldır bir yıl hariç enflasyon %3'ü geçmemiş. Çin'de asla döviz kurları oynamamış, sabit tutulmuş ve o Çin'de reel faizler hiçbir zaman eksi olmamış. Çin 1000 dolardan 10.500 dolara milli gelirini getirirken, ki biz o sırada 3.000'den 8.000'e gelebildik, sizin dediklerinizin tam tersini yapmış. Yok, eğer dediğiniz Çin 1978'lerin Çin'i ise, işte Tayyip Erdoğan'ın niye Bakara suresini okuduğunu ve muhakkak ki biraz korku ve açlıkla mallardan ve canlardan ve ürünlerden eksikmekle sizi deneriz, sabredin dediğini anlıyoruz. Çünkü sizin dediğiniz Çin, kırsalda bir tabak pirinç lapasıyla çalışan köylülerin, fabrika yakınlarındaki işçi yatakhanelerinin 18 saat karın tokluğuna çalışmanın ve bir çocuk sınırlamasının Çin'idir. Eğer o Çin'i anlatıyorsanız tam da Bakara suresini okumanın yeridir. Son 3 ayda 4 puan faiz indiriyorsunuz ama faizle para aldığınız yere 5 puan fazlasıyla borçlanıyorsunuz. Çünkü güven yok, güvensizlik borçlanma maliyetimizi yukarıya çekiyor. Ve bu yaptığınız iş kamunun borçlarının %80'inin hem faize hem de dolara, dövize duyarlı olduğu için sırtımızdaki borç yükünü 2 trilyon TL daha arttırıyor. Ve bugünkü kur ataklarının, artan enflasyonun, artan yoksulluğun, artan çaresizliğin, içerideki paniğin, dışarıdaki yalnızlığın tek ama tek sorumlusu var. Bunun bir tane sorumlusu var. Biraz önce siz teşekkürleri yönlendirdiniz. Ama anayasa değişikliğinden sonra bütün yetkilerin üzerinde toplandığı, her şeye karar veren, "Verin yetkiyi kardeşinize, dövizle nasıl mücadele edilir, enflasyonla nasıl mücadele edilir" deyip görevi aldığı 3,5 yıl önce 1 dolar 4 TL iken onu 1 doları 1 TL'ye eşitleme vaadiyle gelip bugün tam 4 katına 16 TL'ye götüren, yapılan bütün uyarılarda doğruları söyleyenleri duymak, dinlemek yerine sabredemeyen, ısrar edeni görevinden affeden, yerine kendi hoşuna gidenleri tekrar edecek birilerini getiren tek adam bu durumun tek sorumlusudur, tek başına sorumlusudur. Tamamlayalım lütfen. Milletin hizmetkarı olacağız diye gelip milleti
dünyanın ucuz iş gücü haline getirmeye çalışanlara, emekçimizi dünya devlerinin hizmetkarı yapmaları ile ilgili fikirlerine, planlarına, yoksulluk bu ülkenin kaderi, dünyanın en ucuz alın teri emekçilerimizin geleceği olamaz diyerek, ülkeyi önce sizden, kime hizmet ettiği belli olmayan bu kötü planınızdan, yoksulluğun kader gibi bu ülkenin güzel insanlarına dayatılmasından kurtaracağız. Bu ülkenin emekçilerinin alın terinin, dünyadaki diğer emekçilerin alın terinin 14'te bir fiyatına dünyaya pazarlanmasına itirazımızı sosyal demokrat bir parti olarak burada tarih önünde not düşüyor. Emekçilerin, çalışanların, esnafların bütçelerini yapacağımız yarınlar umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.